Hülya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Meltem Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Seni görmek de güzel. İyi ki böyle şeyler var. Bu pandemide böyle görüşme imkanımız oluyor. Seni de ofiste yakaladık sanıyorum. Evet. Evet, kesinlikle. Aslında bu süreçte normalde online ortamlarda daha fazla görüşür olduk. Sanırım hani zaman kısıtlaması yok, mekan kısıtlaması yok. O anlamda biz evet evde değildik, halkla ilişkiler olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beyaz masa çalışmaları ofisten yürütüldü ama çalışanlarımız evdeydi. İşlerimiz dört katına çıktığı için biz 7 gün buraya geldik, öyle söyleyeyim. Tam tersi bir çalışma yaptık. Evet, tahmin ediyorum. Çünkü bu pandemi sürecinde en çok hakikaten yerel belediyelere düştü iş. Hele İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ben de biliyorum çok uzun zamandır çağrı merkezde çok aktif çalışıyor. Bu süreçte de gerçekten çok yoruldunuz, çok da başarılı işler yaptınız. Birazcık seninle bunu konuşayım istiyorum. Bu pandemi sürecinde özellikle halk sağlığına yönelik neler yaptınız, çağrı merkezleri nasıl yönettiniz? Birazcık senin fikrini almak istiyorum. Hem de bu Skype'tan olan görüşmeleri çok fazla kişi dinliyor. Hem de onlara birazcık Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan da söz etmiş oluruz. Hülya'cığım nasıl geçti bu süreç? Bu hak sağlığı süreçlerinde neler yaptınız, nasıl yönettiniz? Öncelikle bu çalışmanızı çok yakından takip ettim. İnanılmaz keyifliydi bu evden sohbetler. Gerçekten çok güzel, çok keyifli. Öncelikle teşekkür ederim. Ben çok teşekkür İstanbul ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz birlikte başardığımızı düşünüyoruz halkımıza bu süreç. Kesinlikle bir dayanışma vardı, yardımlaşma vardı. Ve hem Türkiye'yi hem dünyayı çok iyi takip ederek ARGE çalışmaları yaptık. Tabii ilk olarak süreç başladığında ilk yaptığımız çalışma bir yardımlaşma merkezi kurmak oldu. Ve buna bağlı olarak bir çağrı hattı kurduk. Yine 153 bünyesinden giden ama farklı bir numaraydı. Sosyal hizmetler ve yardımlaşma hattı. Ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı olan ilk vatandaş kitlemizdi. Onlar için 153'te ayrı bir IVR'da bir çalışma yaptık. Onların özellikle temel gıdasına ulaşabileceği, internet üzerinde alışveriş yapabilecekleri bazı çalışmaları onlara sunmaya çalıştık. Onun akabinde tabii biraz daha süreç ilerledikçe halkımızın psikolojik olarak hepimizde oldu bu. Gerilme, strese girme, işte öğrencilerde farklı bir psikoloji, gençlerde farklı, kadınlarda farklı, çalışanlarda iş hayatında ve sosyal hayatında. Dolayısıyla biz de dedik ki hani uzaktan nasıl yardımcı olabiliriz? Psikolojik destek hattını açtık. Orada psikologlarımız arayan vatandaşlarımıza hizmette bulundular ama çok enteresan bir sonuç. İstanbul'un dışında 77 il ve 4 tane ülke aradı bizi. Psikolojik halde inanamadık yani, çok güzel bir şey. İngiltere'den, Almanya'dan, Belçika'dan arayan vatandaşlarımız oldu. Onlara destek vermeye çalıştık. Yaklaşık bir 16.500'e yakın çağrı aldık, görüşme yaptık bu anlamda. Nasıl bir kaygı tarif ediyorlar Fulya'cığım? Yani en çok neden arıyor insanlar psikolojik danışmanlık merkezini? Şimdi çok enteresan. Bazen bir üzüntüsünü de paylaşmak isteyebiliyor. Yani sınava girecek kaygıları var. Yani yaş gruplarına göre çok değişiyor. Ama en büyük etken burada ekonomik etken oldu. Normal orta sınıf biliyorsunuz dengeler çok değişti. İş alanları çok daraldı. Ve bu anlamda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel yönetimler tarihindeki en büyük yardımı yaptı. Hani totale baktığımızda bu koli çalışmaları, işte nakdi yardımlar, yine askıda fatura biliyorsunuz 23 milyonluk bir bağış aldık bu anlamda. Yani birbirine vatandaşlarımızın yardım etmesine de aracılıkta bulunduk. Ama bunun dışında da çok ciddi bir yardım operasyonu gerçekleşti. Destek, sosyal destek çalışması. Bu anlamda
gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok önemli görevler düştü. Tabii bunu fırsata da dönüştürdük. Biliyorsunuz yollar boştu. Biz altyapı çalışmaları yaptık. İzmir'de çözülemeyen bütün sorunları o işte kronikleşmiş atık su hatları ile ilgili bayağı bir çözümlere ulaştık Kadıköy civarında. Belki görmüşsünüzdür de. Gördüm. Yani bir yandan teknik çalışmalar yaptık, bir yandan sosyal çalışmalar. Ama tabii ki sosyal çalışmalar, sosyal belediyecilik çalışmaları çok ön plana çıktı bu dönemde. Tabii, kesinlikle. Ve evet, Beyaz Masa'da şöyle bir büyük ölçekli bir şey yaşadık. Normalde 25 bin 30 bin arasında gerçekleşen çağrılarımız 100 bin 130 bin liraya çıktı. Ya inanılmaz. Dehşet rakamda. 4 katına çıktı ama bizdeki temsilci sayısı aynı. Hatta idari izinli durumları oldu ya. Yasaya Tabii. uygun hareket etmeye Tabii. çalıştık bu anlamda. Vallahi bunu bravo yani gerçekten. Gerçekten halkla ilişkiler olarak aslında sahadaki çalışanlarımız da çağrıya destek verdi. Bizim 42 lokasyonda çağrı aldık biz bu süreçte. Elinize sağlık. Çağrı aldık. İşte Yenibosna merkez binamızdan çağrı aldık. Herkes çağrıda vatandaşlarımıza yardım etmek istiyorlardı. Hatta şöyle anılarımız da oldu. İşte doğum gününde pasta isteyen 65 yaş üstü çiftlerimiz. İşte mesela 40 yıldır evliyiz. Bize pasta gönderir misiniz? İşte Beyaz Masa'nın böyle kalbe dokunan enteresan çalışmaları da oldu. Bizi çok mutlu etti bunlar. Kesinlikle elinize sağlık. Dolayısıyla çok ciddi bir, yani 4 katına çıkan, 5 katına çıkan bir sorumluluk aslında bu dönemde bizimle oldu. Kesinlikle elinize sağlık. Bu dönemde en çok gerçekten çağrıların patlamasını ben de tahmin ediyordum. Gerçi Büyükşehir Belediyesi'nde sen çok eskiden beri çalışıyorsun ve çok başarılısın. Çok da alışkınsın bu zaman zaman bu çağrı patlaması evet. Ama bu sefer çok özel bir şeydi. Çünkü yani dediğin gibi hem müşteri temsilcisi problemi var, hem ekipman, kulaklık, işte ona göre şey, hepsi bir anda. Fakat hallettiğiniz evet elinize sağlık gerçekten. Korkunç bir şey. Peki şimdi bu pandemi halk sağlığını en çok etkileyen şey biliyorsun. Yani burada alınan özel bir önlem var mı? Hani sen neler söylemek istersin bize? Tabii öncelikle kendi çalışanlarımızdan başladık. İşte doktorlarımız eğitimler verdiler. Bu süreci nasıl sağlıklı atlatabiliriz? Onların hepsini tek tek anlattık. Tabii maske, dezenfektan, işte ilaçlama, günde 4-5 kere ilaçlanıyoruz. Ve dolayısıyla aralarda boşluk bırakarak, çoğunu evden ve 42 farklı lokasyona dağıtarak süreci geçirmeye çalıştık. Genç bir profille çalıştığımız için de bu avantaj da bizim için. Gerçekten büyük bir sorunla karşılaşmadık bu önlemler neticesinde. Tabii mesela verilere baktığımızda, vatandaşlarımız açısından da baktığımızda sadece çok fazla sosyal belediyecilik hizmetlerine yöneldik. Bu anlamda normalde bizim belli sayıda uzmanımız vardı çağrı alan. Bunları birden üst katına çıkarmamız gerekti çok hızlı eğitimlerle. Şöyle bir veri verebilirim. Nisan ayında diğer aylara göre sosyal destek çalışmaları beklentisi olan vatandaşlarımız %159 arttı. Yani of. İnanılmaz bir şey normalde. Evet. Ulaşım çağrıları bizde ağırlıklı olurdu. Malum metropolde yaşadığımız için. Ama tamamen süreç değişti. Tabii bizim süreçlerimiz de mevcut süreçlere uyumluydu. Çok hızlı bir şekilde bunları uyumlandırmaya çalıştık. Dolayısıyla ne olursa olsun halkımızı birlikte başardık ama. Evet, yani, elinize sağlık. Evet. Geçebiliyoruz gerçekten. Kesinlikle. Şimdi peki müşteri temsilcilerinin çoğu evde mi hala? Geldiler mi hala, yavaş yavaş? Evet, hala evde. Çünkü tamamen geçmiş bir süreç değil bu. Tabii. Tabii dijitalleşme artık hayatımıza girdi. Hani online, her şey online. Eğitimler, takip, yönetim, işte planlama, her şey online. Onu hala tamamen yeni normalleşme sürecinde hayata geçirmedik. Kademe kademe geçiriyoruz. İşte
ekipleri yavaş yavaş alıyoruz operasyona. Ama bu da bize şunu gösterdi. Her an her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz hep deprem senaryosuna göre hazırlanıyorduk. İstanbul'da olası bir başka bir sorun olursa nereden ne yapabiliriz diye düşünürken bu çok daha farklı bir şey oldu bizim için. Kesinlikle. Tabii dünyayı da şaşırttı bu süreç. Bu anlamda bizim için bu faydası oldu. Yani her şeyin dijitalleşmesi, biraz daha yapay zeka hızlı oldu. Araştırmalarımıza girmeye başladı. Hızlı oldu, evet. Hızlandırılmış bir süreç oldu. Kesinlikle. Şimdi evet. Tabii Büyükşehir Belediyesi, yani İstanbul çok kozmopolit, çok büyük ve hakikaten her türlü senaryoya hazır olmak lazım ama sizin bu konuda çok ciddi çalışmalarınız var biliyorum. Gerçekten de süreci çok hızlı, çok başarılı yönettiniz. Elinize sağlık. Şimdi yeni dönemde artık yavaş yavaş dönüyoruz. Hani bu dönerken yeni normalleşme sürecinde bu geçiş sürecini siz nasıl planlıyorsunuz? Bu geçiş sürecinde bu dijital farkındalık çok fazla olduğu için gerçekten süreçlerimizi uzaktan yönetebilecek, içinde yapay zekanın yoğunlukta olabildiği, chatbot gibi otomatik cevapların, akıllı IVR gibi sistemin daha kolay yönlendirilebildiği, speech to text gibi bütün bunların şu an çalışmalarını başlattık. Gözüm Kulağım İstanbul bizim görüntülü çağrı hizmetimizin yine yazılımını yeniliyoruz. Yani her şey daha teknolojik bir gözle bakmaya başladık ve buna göre de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biraz daha yani insan mutlaka olacak ama insandan bağımsız da hareket edebileceğimiz otomatik cevaplı alanlar geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, tabii teknolojiyi daha iyi kullanarak birazcık daha hızlı cevap verme, değil mi? Süreçleri yönetme. Fulya'cığım elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın bu yoğun dönemde. Bize konuk oldun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin senin nezdinde de tüm çalışanlarına çok sevgilerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok başarılılar. Biz çok teşekkür ediyoruz. İstanbullu ben de. Evet, çok seven bir İstanbullu olarak her şey için elinize sağlık. Ve en kısa zamanda yüz yüze görüşmeyi diliyorum. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, kolay gelsin.